Siyaset kültürü devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla birlikteyiz. Birinci bölümde çarşıyı, pazarı konuştuk. Özgür Özel'e bağlandık. Binali Yıldırım Bey'in, Sayın Binali Yıldırım'ın istifasını, yani istifa edeceğini açıklamasını konuştuk. Ve programın birinci bölümünü bitirdik. Veli Ağbaba'yla ikinci bölüme Binali Bey'in istifası evet. üzerine görüşlerini almak istiyorum. Şimdi dün akşam saat 23.20'de falan, işte saat 11'den sonra, gece 11'de, meclis başkanlığından istifa edeceğini açıklıyor. Biraz önce tam onu söyleyecektim. Reklam girdi. Bu sebze fiyat artışlarına benziyor aslında bu. AKP sebze ve tarım ürünlerinin fiyat artışını çiftçiye, markete, pazarcı esnafına yüklemeye çalışıyor. Aynı manipülasyonu burada da yapıyorlar. Şimdi herhalde Türkiye'nin kaybetmiş olduğu en büyük duygu yüz kızarma duygusu, utanma duygusunu kaybetti. Ya sen aday olduğun günden beri bu tartışma devam ediyor. Sen ne demiştin? Demişsin ki efendim bu bir seçim bir siyasi faaliyet değildir, İstifama gerek yok demişsin. 26 2018'de o konu kapanmıştır diye düşünüyorum. Tartışmalar benim dışında demiştin. Şimdi Cumhurba Akıbe Genel Başkanı istifaya gerek yok demiş ki her şey o karar veriyor. Şimdi 29 Ocak akşamı istifa edeceğim diyorsun, duruşunda bir sorun yok diyorsun. Aslında duruş falan yok ortada. Öyle söylüyor, duruşunda bir problem yok diyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı, bu tartışma bitmiştir diyor. Şimdi gelelim sarayın yancısına, gayri resmi sarayın sözcüsü Devlet Bahçeli'ye. Onurlu, erdemli bir davranış göstermiştir diyor. Erde, faziletli, erdemli bir davranış göstermiştir diye yorumda bulunuyor. Ya bu, bir ay önce adaylı gündeme geldiğinde erdemli ve erdemli ve e, faziletli değil miydi? Şimdi hiç kimse sormuyor. Ya sen bir buçuk aydan beri e, İstanbul'da geziyorsun, meclisin makam arabasıyla geziyorsun. Bütün resmi programlarda konuşma yapıyorsun meclis başkanı sıfatıyla. Hiç utanmıyor musun diye soran kimse yok. Bakın hiç utanmıyor musun diye soran kimse yok. Sen anayasanın 94. maddesi açık diyor ki anayasanın 94. maddesi Meclis başkanı hiçbir siyasi faaliyete katılamaz diyor. Saraya gidiyor, AKP toplantılarına gidiyor, aday tanıtımlarına gidiyor. Hiç kimse sormuyor. Sen dün eğer haklıysan bugün neyi sevettin? Utanmıyor musun demek kimsenin aklına gelmiyor. Bir, Türkiye hakikaten hukuk devletini bırakın bir muz cumhuriyetine çevirdiler. Anayasayı, anayasanın hükmü açık. Anayasayı koruması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu kararlara uymuyor. Ve bugün açıklama yapıyorlar. Hiç açıklama yapıyor AKP sözcüleri, genel başkan yardımcıları. AKP'nin eş sözcüsü Devlet Bahçeli açıklama yapıyor. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Bir aydır niye bunları konuştunuz diye sormak akıllarına gelmiyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı çıktığını, bu konuda bizim duruşumuzun haklı çıktığını herkes görüyor. Ama bunu AKP'nin duruşunun ne kadar utanmazca, ne kadar arsızca bir duruş olduğunu soran sorgulayan maalesef Halk TV kanallar dışında kimse yok. Bunun altı çizilmesi gerekiyor. Türkiye hukukun askıya alındığı, bütün temayüllerin yok edildiği bir Türkiye düzeyine karşı karşıyayız. Burada maalesef tek muhalefet eden, bunu yüksek sesle gündeme getiren tek bir siyasi parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bu konuyla ilgili devam edeyim zaman zaman eleştiriliyor. Zaman zaman bizim bazen bizim seçmen bile havuz medyasından etkilenebiliyor. Bakın Selam Bey, bizim AKP'nin politikalarına karşı, AKP'nin yanlışlarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek ses çıkaran, etkili tek muhalefet yapan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bütçe görüşmelerini hatırlayın. Bütçe görüşmelerinde AKP'nin 16 yıldan beri yaptıklarını, ipliğini resmen pazara çıkardık. Bunu da söylemek lazım. Bakın bu süreçte bu süreçte yaşadığımız şeyler herhalde dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşanacak şeyler değil. Dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşanmaz. Bir meclis başkanı aday oluyor. Bunun adaylığını AKP Genel Başkan ilan ediyor. Efendim diyor, istifaya gerek yok diyor. Nasıl istifaya gerek yok? Şimdi 18 Şubat'ta istifa edeceğim diyor. Yine hiç kimse sormak akıllarına akıllara gelmiyor. 18 Şubat'a kadar niye o koltukta oturuyorsun diye sormak kimsenin aklına gelmiyor. 18 Şubat'a kadar yani 18 bo gün boyunca Cumhuriyet Halk Partililerin, partilerin, Partililerin, HDP'lilerin ve meclis olmayan siyasi partilerin ödemiş olduğu vergilerle meclis makam arabasına binecek. Meclis korumaları koruyacak. Meclis bütün imkanlarından faydalanacak ki protokolden faydalanacak. Hiç kimse 18'ine kadar 18'den önce niye istif etmiyorsun diye sormak kimsenin aklına gelmiyor. Sen müracaatı yapmışsın. Aday ilan edilmişsin. Niye istif etmiyorsun? 18 boy gün boyunca ev ziyareti mi yapacaksın? 18 gün boyunca siyasi faaliyet yapmayacak mısın diye kimsenin sormak akıllarına gelmiyor. Bakın, yani siz diyorsunuz derhal istifa etmeli. Derhal istif etmelidir. Oturduğu her gün hukuka tecavüzdür, anayasaya tecavüzdür. Her gün. Niye istifetmiyorsun? etmiyorsun? Bakın niye istifa ediyor biliyor musunuz? Onu da ben size söyleyeyim. Anketleri görüyor. Anketleri görüyor. Bizim İstanbul'da ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu'nun her gün görüyor ki seçimi bir adım önde götürüyor. Her gün anketlerde öne çıkıyor. Bugün istifasının sebebi odur. İstifa etmesinin sebebi odur. Açıklaması yapmasının sebebi odur. AKP bütün politikalarını, bütün davranışlarını attığı her adımı ankete göre yapıyor. Bunu herkes biliyor artık. Ankete göre yapıyor. Anket ne diyorsa ona göre davranıyor. Bugün görüyor ki İstifa etmezse, etmediği tartışmalarında her gün geriye gidiyor, her gün oy oranı düşüyor. Her gün makasımız açılıyor. Bakın, her gün makas açılıyor. Karşısında İstanbul'u kucaklayan, İstanbul'da herkesi kucaklayan müthiş bir aday çıkardı Cumhuriyet Halk Partisi. Ekrem İmamoğlu'nu her gün görüyor onu. Gördüğü için istifa kararı aldı ama her gün 18'ine kadar istifa etmediği her gün anayasaya tecavüz etmek demektir. Her gün ihlal, ihlal devam yapmak ediyor demektir, her gün haksızlık yapmak demektir, her gün Türkiye'deki yaşayan insanların vergisiyle resmen hırsızlık yapmaktır. Peki şimdi İstanbul'dan İzmir'e geçelim diyorum. İzmir'de de CHP'nin adayı Tunç Soyer'e karşı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den de itirazlar geldi. Babasıyla ilgili evet. 12 Eylül döneminde babasının bir hukukçu olarak uygulamalarından dolayı itiraz geldi. Buna ne diyorsunuz? Şimdi bu tam bir garabet, tam bir utanmazlık. Sadece Turgut Soyer'i bir yere koyuyorlar. Şimdi ben Turgut Soyer'in e, hiç kimsenin babasının bu arada soru yaptığı, ve görüşlerinizle bu konuyla da ilgili arkadaşlar sorular sorabilirsiniz. diye söylemek lazım. Şunu altıncı olarak söylemek istiyorum bizim adayımız İzmir'deki adayımız Sayın Tunç Soyer sosyal demokrat kimliğine bilinen Atatürkçü Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'ne inanan sosyal demokrat bir insandır ve pırıl pırıl bir insandır. Adayımızın sonuna kadar arkasındayız. Bu anlayış, bu siyasi anlayış saray ve yancısı hem kendilerinin kim adayı göstereceğine karar veriyor hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını yıpratmaya çalışıyor. Bakın ben Halk TV'de bizi izleyen, İzmir'de izleyen ve Türkiye'de izleyen hem partilerimize hem de bu anlayışa karşı olan insanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Bu anlayış bize ne diyordu? Bize ne diyor? Bu zillet ittifakı diyor değil mi? Evet. 16 Nisan'da hayır oyu kullananlara ne diyordu? FETÖ'cü PKK'lı terör örgütleri diyordu. Şimdi her gün Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne diyor? Her gün Bay Kemal diyor, başka ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi teröristle de, terörle ittifak kurmakla suçluyor. Zehran Bey, dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar utanmaz bir siyasi anlayış olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni FETÖ'cülükle suçluyor. Bakın bizim içimizde, bizim içimizde herhangi bir milletvekilimiz ya da herhangi bir üyemiz Fethullah Gülen'le bir resmi olsa partiyi kapatırlardı. Herhangi bir milletvekilimiz Fethullah Gülen'in önünde resmini görseler Bizi Türkiye'de yaşatmazlardı. Ya neredeyse AKP yönetiminin tamamı Fethullah Gülen'le fotoğraf vermiş. Bizi Fethullah'la suçlayan anlayış, bakın konuyu getirmeye çalıştığım yer orası. Bir tarafta yani her şeyi bizi suçluyorlar. Ne diyorlar? Yani bütün Cumhuriyet geçmişi suçluyorlar. O nedenle Tunç Soyer'in suçlanması çok görmüyorum ben. Fethullah Gülen resim çektirmeye anlayış yok. Bizi FETÖ'cülük olmakla suçluyor. PKK ile kendileri geçmişte masaya oturmuş. Bizi PKK ile işbirliği yapmakla suçluyorlar. Bizi terörle kol kola yürümekle suçluyor. Bakın Vela Baba'dan terörist olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir anlayıştan terörist olmaz. Deniz Baykan'ın CHP'sinde terörist çıkar mı? Şimdi Bülent Ecevit'in partisinden terörist çıkar mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden terörist çıkar mı? Terörü destek veren, şiddet destek veren hiçbir anlayış çıkar mı? Hiç gördünüz mü CHP'li bir milletvekilinin veya bir siyaset adamının terörü destekleyen biriyle fotoğraf verdiğini? Örneğin kendi AKP Genel Başkanı'nın Taliban'ın kurucusu, El-Kaide'nin kurucusu Hikmet Yar'ın dizinin dibinde çekilmiş fotoğraf var. Hiç gördünüz mü Cumhuriyet Halk Partisi anlayışının bu bölgeyi kana bulandırdığını? Kana bulanmasının sebebi bu anlayış. Şimdi geliyorlar. Efendim Turş Soyer'in babası şöyleymiş böyleymiş diyorlar. Amaç Turş Soyer değil. Onu herkes bilsin. Amaç Turş Soyer değil. Amaç İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını yıkmak. E şimdi Ekrem İmamoğlu'na Allah söylemiyorlar mı? Her gün yandaşmaya medya açıyor. Her gün hakaret var. Turş Soyer, Turş Soyer bizim belediye başkan adayımızdır. Pırıl pırıl bir insandır. Vizyon sahibidir. İzmir'e Sayın Aziz Kocaoğlu'ndan sonra Aziz Kocaoğlu'nun yapmış olduğu hizmetlerin üzerine hizmet koyacak bir insandır. Paylaştığınız bir tweet vardı. Onu söyleyeceğim. Yani. Oraya geldim. Şimdi diyor ki Turş Soyer'in babası 1980'de efendime söyleyeyim ülkücülerle, devrimcilerle ilgili bir karar vermiş. Ne karar verdiğini kendisi de bilmiyor. Ki o karar altında da oraya da geliriz istersen. O kararın onaylanmasında başka imzalar var. Şimdi daha dün 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine bomba atan, Boğaz Köprüsü'nde insanların üzerine kurşun sıkan darbecinin kardeşini Lahya büyük yaptılar. E utanmazlar. Sen 1980'de Tursoyer'in babasına laf söyleyeceğine, madem suç, kendi Büyükelçi yaptığın, bakan yaptığın, bakan yaptığın anlayışla laf söyle. Ben kimseyi kardeşine dolayı suçlayamam şu andaki Tarım Bakanı'nın kardeşi Manisa Üniversitesi rektörü şu anda cezaevinde. Meclisi bombalayan 249'a şehit verilmesine sebep olan darbecilerin çekirdek kadrosundaki beyin takımındaki Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli şu anda lahi büyük elçisi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu konuda aslında en güzel açıklamayı Meral Hanım yaptı, Meral Akşener. Ve bugün, e, yani dün dedi, kimseyi babasından dolayı veya oğlundan dolayı suçlayamayız dedi. Oğuldan babaya, babadan oğula suç geçmez. Yani asıl e, bence indirgememiz gereken yani bu, şey. Ama Tunç Soyer'in babasıyla ilgili böyle söylenince yani siz de… Ben bu, şimdi Tunç Soyer'in e, babasıyla ilgili bir şey söyleyecek değilim. Hı. E, ancak Tunç Soyer'in babası… 12 Eylül döneminde hukukçu, saygın hukukçu olduğunu ben biliyorum. Önemli bir hukukçu olduğunu hı hı biliyorum. Hı hı. Şimdi onu bile onu bile kirletmeye çalışıyorlar. Serhan Bey, kirletilmeye çalışan, suçlanmaya çalışan sayısız turistler değil. Düşünün bakalım kimler bu anlayış tarafından e, küfür edilen e, kimler vardı? Her gün bu zat her gün İsmet İnönü'ye küfretmiyor mu? Bu İsmet İnönü'ye diye İsmet İnönü'den vaz mı geçeceğiz biz? Ne diyor utanmadan? Ne diyor hala İnönü Savaşı'nın olmadığını, dün bakın Burhan Kuzun attığı bir tweet var. Ne diyor? Hiçbir savaş kazanmamış diyor. Sanki birinci ve ikinci İnönü muharebelerini babası dedesi kazanmış. Sanki bizim var eden Sakarya Meydan Muharebesi'ni İsmet İnönü Atatürk kazanmamış. Sanki büyük taarruzda İsmet İnönü yokmuş. O nedenle İzmirlilere söylüyorum. Hele hele havuz medyasının sözünü dinleyen seçmenlere söylüyorum. Bu anlayış Atatürk'e de laf söylüyor. Bu anlayış İsmet İnönü'ye de laf söylüyor. Bu aynı, aynı anlayış Ecevit'e de laf söyledi. Aynı anlayış Deniz Baykar'a da laf söyledi. Aynı anlayış Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapan, dünyadaki en büyük eylemi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na da laf söyle terörist diye. Sen eğer bu Türkçe'yle ilgili laflara inanıyorsan Kemal ile ilgili CHP ile ilgili olan laflara da inan. Bakın bir şey daha anlatalım. İki olay anlatacağım ben size. Bir, adalet yürüyüşü. iki 16 Nisan referandumu. 16 Nisan referandumunda tek adamlığa karşı parlamenter demokrasi savunanlara ne demişlerdi? FETÖ'cü, PKK'lı demişlerdi. Değil mi? Evet. Bakın dünyanın en dünyanın diyorum, bütün dünyanın en barışçıl eylem olan, Türkiye'nin onurunu kurtaran, itibarını kurtaran, Türkiye'nin birden büyük olduğunu gösteren adalet yürüyüşüne de teröristlerle yürüyorlar demişler. Hatırlıyor musunuz? Bakın evet. o yürüyüşte taş atıldı, kurşun atıldı, o yürüyüşte küfredildi ama o yürüyüşü yapan yüz binler, milyonlar, arkalarına bir tane pes bırakmadı, bir tane kavga olmadı, kimseyle bütün saldırılara rağmen Maltepe Meydanı'nda milyonların katıldığı bir miting yapıldı. Buraya da bu siyaset anlayışı hem AKP, hem Devlet Bahçeli ne diye saldırdı? Terörist diye saldırdı. O nedenle Sayın Tunç Süreyya'ya saldırılmasını normal buluyoruz. Ve hiç kimsenin buna itibar etmemesi gerekiyor. Biz eğer havuz medyasının yalanlarına inanmış olsaydık hiçbir siyasetçimizin olmaması lazımdı. Hatırlar mısınız? Havuz medyasının en çok satan gazetesinin Atatürk'ün İneli'yi öldürdüğü yalanı hatırlar mısınız? Günlerce yayın yaptılar. Yeni Şafak gazetesi. Atatürk'ü İnönü öldürdüğü haber yapmadılar mı? Aynı anlayış. Bizim eski genel başkan yardımcımız Sosyalist Enternasyonel'in eski başkan yardımcısı Umut Oran'ın Telefon. Umut Oran'ın e, ve Akif Hamza Çebi'nin Esma Erdoğan'a suikast yapacağını yazmadım bunlar evet. yaz. E şimdi ne diyor? Tunç ne. Efendim Bunların hepsi itiraf, iftira, iftiracı, hepsi yalancı. Ya kimi göstersen Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'de kimi göstersen ne diyor adı Aziz Kocaoğlu'na o İzmir'deki bir e, yandaş medyan, havuz medyasının, haram medyasının, lağım medyasının temsil Aziz Kocaoğlu'na neler söylüyordu? Şimdi aynı şey turş öyle söyleyecek. Biz turş arkasındayız. Turşu ne olduğunu biliyoruz. Turşu kim olduğunu biliyoruz. Seferi Sarı başarıyla yönetmiş. İzmir'in çağdaş değerlerine, bağlı bir insan olduğunu biliyoruz. Ona nedenle saldırılması gayet normal buluyoruz. Turş ile ilgili laf söyleyenler önce kendi geçmişlerine baksınlar. Ayrıca Turş Soyer'in babasına laf söyleyenlere söyleyene sözüm şu. Şimdi ortaklık yaptıkları insanların kendilerine geçmişe ne söylediklerine bir baksınlar. Ne diyordu? Şey Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyordu. Ne diyordu Zürriyetsiz diyordu. Ne diyordu uçma özürlü diyor diyordu. Ne diyordu devlet Bahçeli Hayber diyor. Tabi kafa, kafa taşlı diyordu. Şimdi e, 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 Türkiye övüyor. Türkiye övüyor. Alpasta Türkiye övüyor. Alpasta Türkçe kafa taşçı ırkçı diyen anlayış bugün siyasi çıkarları için anketler onu söylüyor diye birbirlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bu anlayış. Yani kavgada söyleme, söylenmeyecek şeyleri birbirine söylediler. Devlet Bahçeli ne diyordu? Al, ver Bilal'i, al başkanlığı diyordu. Nereye kaçarsan kaç seni kovalayacağım diyordu. Ne diyordu AKP Genel Başkanı'na? Elazığ Meydanı'nda her türlü küfür ediyordu. Dolayısıyla bizim bunlar ciddiye almamız doğru değil. Buradan bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha İzmir'de yaşayan insanlara söylüyorum. Lütfen Havuz medyasından, haram medyasından, lağım medyasından etkilenmeyin. Eğer etkilenirseniz bu aynı medya, aynı güruh, aynı koro Atatürk'e küfreden korodur. İnönü, i̇nönü'ye küfreden korodur. Aynı anlayış Aziz Kocaoğlu'na, Deniz Baykal'la, Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li her siyasetçiye küfreden korodur. Bunların amacı TÜS değildir. Bunların amacı hala Atatürk'ün, çağdaşlığın, demokrasinin, kadın erkek eşitliğinin bayrağının İzmir'de indirilmesi kavgasıdır. Hedef Tunç değildir. Hedef İzmir'de gavur İzmir denen AKP sözcülerinin gavur İzmir dediği çağdaş demokrasinin başkenti, özgürlüklerin başkenti, hoşgörünün başkenti İzmir'deki o bayrağı indirmektir başka bir evet. yok. Şimdi e, soru ve görüşler geliyor. Bu soru ve görüşler içerisinde Eren Erdem konusu çok evet. ciddi bir şekilde yer alıyor. Sevgi Yıldırım demiş ki Eren Erdem'le ilgili açıklama bekliyoruz. CHP neden sesini çıkarmıyor? Değerli vekilimiz Vela Baba'ya saygılarla bu soruyu sorar mısınız? E, sesini çıkarmıyor mu CHP? Şimdi e, sesimizi çıkarmadığımız doğru değil. Çünkü Her, Vela Baba ben biliyorum cezaevinde böyle tutuklamalar konusunda Vela çok Baba ciddi değil. çalışmalar Vela yapıyor. Vela Baba değil. Örneğin bugün e, Atilla Sertel İzmir Milletvekili Atilla Sertel ziyaretine gitti. Her gün mutlaka bir milletvekilimiz gitmeye çalışıyor ama Eren de umarım izliyor. Oruç bizi. ama o şey ya, Şöyle greve şöyle bir, başladı. Şöyle bir problem var. Maalesef Adalet Bakanlığı hem o halinde hem de o hal sonrasında milletvekillerimize yeter izni vermiyor. Ben yedi kez izin istedim, bir kez izin aldım. Dedim tekrar izin yazım. Eren de dinliyorsa biz en kısa sürede Eren'in ziyaretine gideceğiz. Eren'e de bir mesaj iletmek istiyorum. Twitter'da sevgili Atilla Sertel paylaşmış. Diyor ki Eren Erdem, ruhlar, ruhlarımız adalete o kadar aç ki bedenimin açlığını bedenimin açlığını üçüncü gününde hissetmiyorum bile diyor. Şimdi Eren Erdem olayı aslında Eren, Eren Erdem olayı Türkiye'deki adaletin hukuk düzeninin nereye geldiğini gösteriyor. Bakın. Gizli tanık gizli tanıklarla Eren Erdem suçlayarak cezaevine attılar. Eren Erdem geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz serbest bırakıldı. Onlarca klasörü aylarca okumayan okuyamayan mahkemeye serbest bıraktı. Bir saat sonra bir siyasi talimatla Eren Erdem tekrar cezaevine atıldı. Türkiye'de Eren Erdem olayı Türkiye'de hukukun nereye geldiğini gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Eren Erdem yalnız değildir. Eren Erdem bizim milletvekilimizdir, parti meclisimizdir hala. Eren Erdem'in her türlü dayanışmamızla sürdürdüğümüzü bilinmesini isteriz. Maalesef dün FETÖ'cülerin yaptığını bugün AKP yargısı sarayın emrinde yapmaya devam ediyor. Sarayın yargısı tamamen bir insanın iki dua arasına bırakılmıştır. Eren Erdem'in gizli tanıkları, Eren Erdem'in gizli tanıklarının da aynı şekilde sarayın emriyle hareket etmekte. Bakın, Türkiye'de öyle ilginç gizli tanıklar var ki, örneğin meşhur rahiple ilgili gizli tanık vardı hatırlarsanız. iki yıla yakın tutuklu kaldı, sarayın emriyle serbest bırakıldı. Erdoğan yargıyı kontrol ediyor. Eren Erdem aslında o er, dolar Eren Erdem değil, Eren Erdem değil. Eren Erdem üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne sopa gösterilmeye çalışıyor. Eren Erdem üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyaset yapanlara sopa gösterilmeye çalışıyor. Biz Eren Erdem'in yanındayız. Eren Erdem bir çığlığını duyurmaya çalışıyor dünya, Türkiye dünyaya. Adalet orucuyla, adalet e, greviyle bir çığlığını bütün Türkiye'ye duyurmaya çalışıyor. O çığlığı Türkiye'nin duyması gerekiyor. Ki maalesef bu AKP yargı düzenine karşı isyanın aslında, e, isyanı dile getirmeye çalışıyor. Biz Eren Erdem'in cezaevinde kalmasını sağlayan hukuk düzeninin bir an önce son bulmasını diliyoruz. Eren Erdem'in yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Eren Erdem bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala parti meclis üyesidir, yöneticisidir. Onunla her zaman birlikte olduğumuzu söylemek istiyoruz. Eren haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı... Eren bir tutsaklığa karşı bir isyanını dile getiriyor. O nedenle açlık grevinde bir an önce bu açlık grevinin bu adalet orucunun son bulması gerekiyor. Son bulması için de bu hukuksuzluğun son bulması gerekiyor. Buradan hükümeti de çağrı yapıyoruz. Ee, yargıya da çağrı yapıyoruz. Saraya da çağrı yapıyoruz. Bu hukuksuzluk bitsin. Bu hukuksuzluk sadece Eren Erdem'i oradan kurtarmak için değil, Türkiye'nin itibarını da kurtarmak için bitmesi gerekiyor. Eren Erdem'in yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyoruz. Ee, herhalde bir görüşme için bir talebiniz oldu, değil mi? Nasıl o süreç nasıl işliyor? Şimdi e, milletvekilleri Adalet Bakanlığı'na yazı yazıyor e, görüşmek için. Adalet Bakanlığı eskiden milletvekilleri vermek zorundayken şimdi keyfi uzatıyor, oyalıyor. E, i̇zin istedik ereler görüşmek için önümüzdeki günlerde izin verildiği gün. Eren önemli yanında olacağız. Evet. Şimdi Veli Ağbaba cezaevindeki tutuklularla ilgili çok ciddi ziyaretler gerçekleştirdi. Bir de kitap çıkardınız evet. sanırım Özgür bir Özel. Birkaç kitap çıkardık. Kurettin Demir, Muharrem şey bir sormak Özgür istiyorum. Veli Babanın aklından hiç çıkmayan bir anı vardır herhalde değil mi? O cezaevi koşulları insanlarda derin izler bırakıyor unutamadığın böyle aklına e, geliyor mu hemen şimdi sorsam cevap şimdi, verebileceğin? Tabii, e, biz tabii biz birçok e, cezaevi cezaevinde yaptık. Yaklaşık iki herhalde 250 cezaevine farklı cezaevine gitmişizdir. Şimdi bir e, bir yabancı bir mahkum aklıma geliyor. E, Özgür Özelle birlikte e, Güney Afrika'da bir mahkum vardı. İsmi Magdalena Magna. Güney Afrikalı bir mahkum. E, yanlış hatırlamıyorsam hangi hangi cezaevi? Bakır Kadın Cezaevinde. Yanlış hatırlamıyorsam kendi yöresel dillerde 8 yabancı dil biliyor. Lösen olmuş, kan kanseri olmuş. Bu hastalığın farkına bir Bakırköy'de bir hastanede bir doktor farkına varıyor. Doktorun şimdi ismini unuttum ama doktor sayesinde ortaya çıkıyor. Doktor çok ilgileniyor. Hangi ee, suçtan yatıyor? Sanırım uyuşturucuyla ilgili bir şey. Hı hı. Erkek arkadaşıyla girerken bir bavulda arkadaşın bavulda bir şey yakalanıyor. Ve de ona mı atıyorlar, ee, Hükümlüydü sanırım. Ee, gittiğimiz zaman böyle yani yüzünden, suratına ölüm okuyordunuz. Bir isteğin var mı dedim, bir isteğiniz var mı? Sağolsun Özgür Özel tercümanlık yapmıştı. Özgür Özel e şaşırdı. Sonra bir e, sosyoloji mezunu bir e, orada çalışan bir e, gardiyan sosyoloğa ifas koruma memuru değil, orada idari memur. O geldi. Mi? o da önce Özgür Özel yani şaşırdı böyle bir şey ne, ne olur diye anlayamadı doğru mu diye. Son isteğini dedi ki kendi ülkemde güneşi güneşin güneşi görerek görerek ölmek istiyorum dedi. Orada ölmek istiyorum Çok duygulandırmıştı o bizi. Bunu hatırlıyorum. çok ee, ilginç. Onu hatırlıyorum. Tabii siyasi mahkumların durumlarını hatırlıyoruz. Gittiğimiz zaman bir bu ceza ve hakları komisyonundayken Çat kapı, koğuşlara girme şansımız oluyordu. Ee, onu da anlatayım. Bu, bu da çok güzel bir anı. İnşallah e, bu ilk kez anlattığım bir şey. Ee, Malatya'da bir hemşerimiz, Bilgin Balanlı, Orgeneral Bilgin Balanlı, bir Hava Kuvvetleri komutan olması gerekirken, bu FETÖ ve AKP yardımcısı beraber cezaevine atıldı. 13 Şubat akşamı, Silivri Cezaevi'nde çat kapı girdim koğuşların üzerine isimler yazıyor. İnsan Hakları Komisyonu olmam nedeniyle. Bilgin Paşa'yı gördüm. Bilgin Paşa da Malatya'da olmasından dolayı ve daha önce ben ismen biliyordum. Birkaç kez de ziyarete gitmiştim. O hoş geldin falan dedi. Çok memnun oldu. Komutan bir isteğiniz var mı dedim. Var dedi. Yarın 14 Şubat dedi. Karıma dedi. Sevgililer günü için bir çiçek gönderir misin dedi. Ben hakikaten böyle gözlerim doldu. çok cezahinde. cezaevinde Gönderdik mi? Gö gönderdim tabii ama Sayın Bilgin Balan'da alacağım var onu da söyleyeyim. <laughs> şey Biz dinli bizi dinliyorsa. Hakikaten çok duygulanmıştım onu hatırlıyorum. Tabii cezaevinde çok anı var. Güzel anılar. Yalnız geçmişteki şunu söyleyeyim. Eren Erdem konusu açılmışken. Geçmişte bizim 2011 ile 2015 arası ziyaret yaptığımız ortamla şimdiki duruma baktığımız zaman herhalde bir 4-5 kat kötüleşme oldu. Mustafa Balbay'ın Tuncay Özkan'ın ziyaretine gittiğimiz zaman çok daha rahat çok daha iyi koşullarda görüşebiliyorduk. Eren Erdem'le aynı koşullarda görüşemiyoruz. Ayrıca Eren Erdem şu anda ağır tecrit altında. Bakın cezaevinde en büyük problemler, en büyük işkence ne derseniz tecrittir. En büyük işkence tecrittir. Şimdi ağır tecrit var diyorsunuz. Ağır tecrit var. Bakın bir bazı cezaevlerinde adli mahkumların yattığı cezaevlerinde en büyük problem yoğunluktur. İnsanlar nefes almak için nöbet nöbetleşe nefes alırlar. Nöbetleşe uyurlar. Ama siyasi mahkumların yaşamış olduğu en büyük problem de ağır tecittir. Bakın Eren Erdem hala yalnız başına, tek başına kalıyor. Bir koğuş, aynı koğuşta biriyle yatamıyor. ben biliyorum ki talebinin kim olduğunu. Osman ile beraber yatmak istiyor. Ve bir gazeteciyle beraber yatmak istiyor. Ona izin verilmiyor. Osman Kavala da hala tek başına yatıyor. Şimdi şimdi biraz daha hafifledi. Avukat görüşlerinde kameralar var. Avukat gözü kameralar var. Bir de bir infaz koruma memuru konulu yanına. Avukatla bu mesafede konuşuyorsunuz. yanında infaz koruma memuru. Bu hiçbir dönemde olmamıştı. Hiçbir dönemde cezaevinde bu kadar ağır şartlar olmamıştı. Birçok sınırlama var. Bakın burada bir şeyi söyleyeyim. Geçtiğimiz biz e, bir cezaevi ziyaretinde şöyle bir şey söylendi. Çıplak arama. Çıl Çırp çıplak soyunuyorsunuz. Çıl Çırp çıplak bir kadın mahkum anlattı bana. Çıl Çırp çıplak soyunuyorsunuz vücudu zararlıyor. Ve çöme kalk yapıyorlar. Oyuk araması dediğimiz çok iğrenç bir arama yapılıyor. Yüz karası bir arama yapılıyor. Oyuk araması dediğimiz kadınlara çıplak arama yapılıyor. Erkeklere de bu, eğer itiraz etmezse bu aramanın yapıldığını biliyoruz. Erenler de her türlü ağır tecrübeyle karşı karşıya. Onu söyleyelim. Yani hem cezaevine yapılan izinlerde ee, bir millet, bırakın bir normal mahkumun bir milletvekiline karşılaşmayacağı şeyin çok üzerinde ağır şeylerle karşılaşıyor. Ama Eren Erdem görüyoruz ki cezaevinde yılmadan, usamadan onlarla mücadele ediyor. Cezaevlerinin durumu özet olarak söylemek O bir değil, ayrı programın konusu zaten. Yani cezaevlerinin durumu şu anda eski e, durumuyla karşılaştırdığımız zaman e, çok daha kötü durumda. Hem yoğunluk olarak ki Eren Erdem'in yoğunluk yaşamı te ağır tecrit var. Hem şartlar olarak örneğin e, telefonla konuşma hakkı, sohbet hakkı, e, etkinliklerine yararlanma hakkı gibi bütün haklardan mahrum şekilde yaşıyor. Eren de şu anda hiçbir etkinlikten, hiçbir e, sosyal faaliyetten yararlanamıyor. Şimdi Vela Baba biraz önce çok e, e, ilginç cezaevi anıları anlattı. Afrika'daki Afrikalı o cezaevi mahkumun Türkiye'de yatan e, mahkumun anısı beni e, Gandhi'ye götürdü. Gandhi de 20 yıl Afrika'da yaşıyor. Bir yıllığına gitti ama 20 yıl Afrika'da bir çiftlik kurdu kendisine. Bugün onun ölüm yıldönümü Gandhi'nin. Ve o çiftliğin adını Tolstoy çiftliği koymuştu Gandhi. Gandhi'nin en iyi mektup arkadaşı kimdi biliyor musunuz? Tolstoy'du. Şimdi bir mektubu var onun Tolstoy'un. Tolstoy'a yazdığı mektup. Bu mektubu okuyarak birinci bölümü bitirmek istiyorum. Diyor ki bu mektupla birlikte size Gujarati dilinden çevirdiğim toplu yazılarımı gönderiyorum küçük bir kitap. Hindistan hükümeti orijinaline el koymuştu. Çevir, çevirisini yayımlamakta bu nedenle tereddüt ettim. Sanırım size yük olmam. Sağlığınız izin verir de kitaba bir göz atabilirseniz eleştirilerinizin benim için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Naçiz kulunuz Gandhi Tolstoy'a yazıyor. Müthiş Olarmıştır. İşte bugün de Gandhi'nin ölüm yıl dönümü. Bizim siyaset kültürü programında doğanları işte anlıyoruz, ölenleri anlıyoruz. Doğum gününün bugün önemli isimler var ama bugün doğum günü olan en önemli isim Ece Asker doğdu. Benim kızım doğdu, onun bugün doğum günü, onu kutluyoruz. Gandhi'yi de burada saygıyla anıyoruz. anıyoruz ve siyaset kültürünün ikinci bölümünü noktalıyoruz. Üçüncü bölümde Vela babayla siyaseti konuşmaya devam edeceğiz.